Muhteşem izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Bugün mis gibi bir video ile karşınızdayız. Bitkilerin çevre için olduğu kadar insan psikolojisi üzerinde de faydaları var. Peki yüzlerce bitki çeşidinin arasından hangisini seçmeliyim diyorsanız doğru yerdesiniz. Botanikçiler tarafından seçilmiş ev için en uygun bitkileri sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz. Sekiz numara, salon palmiyesi. Evdeki eşyalardan çıkıp evin içini doldurduğunu fark etmediğimiz birçok zararlı gaz vardır. Bunlar solunum problemlerine sebep olabilirler. İşte salon palmiyesi burada imdadımıza koşuyor. Duvar boyaları ve birçok eşyanın yapımında kullanılan formaldehit, amonyak ve toluen gibi zararlı gazları emerek havayı temizler. Haftada bir sulamanız yeterlidir. Adı üzerinde salon palmiyesi, aydınlık bir salonda ama güneş ışınlarını direkt olarak almadığı bir noktada rahatça yetişebilir. 7 numara, kurdele çiçeği. Havayı temizlemesiyle meşhur bir bitki daha var sırada. Uzmanlara göre kirli havanın %90'ını temizler. Evinizde çocuklar, astım hastaları veya toz alerjisi olanlar varsa bu bitki dostunuz olacaktır. Salon palmiyesine göre biraz daha ilgi ister ama yine de yetiştirmesi kolaydır. Senede bir kez toprağını değiştirerek gerekli mineralleri almasını sağlamalısınız. Onu oda sıcaklığında tutup özellikle yazın günde iki kez sularsanız mutlu olacak ve sizi de mutlu edecektir. 6 numara, lavanta çiçeği. Sadece faydalı olmasın, aynı zamanda estetik de görünsün diyorsanız lavanta tam size göre. Kokusunun yatıştırıcı özelliğinden dolayı migren hastalarının dostudur. Kan basıncını düzenlediğinden dolayı stres seviyenizin azalmasına da yardımcı olacaktır. Soğuğu hiç sevmez, bu yüzden güneşi direkt göreceği bir cam kenarında mutlu olacaktır. Eğer ona iyi bakarsanız baharla beraber güzel kokusu ve enerjisiyle o da sizi mutlu eder. Ayrıca kokusu sivrisinek, karasinek, pire ve güveleri uzak tutar. 5 numara, biberiye. Şimdi de sırada gizli kalmış bir güzellik var. Biberiye, çayından baharatına ve hatta yağına kadar her şeyiyle faydalı bir bitkidir. Mavi tonlu, eflatun renkli çiçeklerinin yoğun bir kokusu vardır ve anksiyeteyi azaltır. Bu bitkinin ağrı dindirici ve iltihap giderici etkisi antik Yunan'da biliniyor ve hasta odalarında yakılarak kullanılıyordu. Faydalarının yanı sıra bakımı da kolaydır. Ilık bir ortamda haftada bir sulama ile kolayca gelişebilir. Ayrıca kelebekleri de kendine çeker. 4 numara, yelken çiçeği. İsmi barış çiçeği olarak da bilinir. Zarif çiçeği ve parlak, canlı yapraklarıyla bulunduğu ortama ışıltı katar ve enerji verir. Bu yüzden eviniz için hem faydalı hem de şık bir bitkidir. Havada bulunan zararlı kimyasalları temizleme konusunda da çok etkilidir. Bakımı da sizi yormaz. Sadece direkt güneş ışığını görmemesi lazım çünkü yaprakları zarar görebilir. Bu yüzden aydınlık bir ortamda bulunması ve sıcak aylarda toprağının nemli olması yeterlidir. 3 numara, kedi otu çiçeği. Adından anlaşılacağı üzere kediler bu bitkiyi çok severler. Evinizde bir kedi besliyorsanız bu bitkiden edinmeniz onu mutlu edecektir. Kokusu kedilere iyi geldiği kadar fareleri ve karıncaları da uzak tutar. Eğer uyumada güçlük çekiyorsanız bu bitkinin olduğu bir odada rahatça uykuya daldığınızı görünce şaşıracaksınız. Günde en az 6 saat güneş ışığı almak ister. Bu yüzden onu sabahları balkona veya cam kenarına taşımak iyi bir fikir olabilir. 2 numara, cerbera çiçeği. Papatyagiller familyasından gelir ve en büyük papatya cinsidir. Havadan toksinleri adeta emen bir bitkidir. Eğer evinizde sigara içiliyorsa bu bitki ağır koku oluşumunu engelleyecektir. Bol güneş ışığını sever ancak toprağı kuru tutulmalıdır. Sulama yöntemi olarak da spreyleme tekniğini kullanabilirsiniz. Pembe, kırmızı, sarı gibi birçok rengi vardır. Enerjisiyle bulunduğu ortama mutluluk saçar. Birinci bitkiyi açıklamadan önce kanala abone olup aramıza katılın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. 1 numara, aloe vera. Bir kaktüs türü olan bu bitkinin faydalarını saymakla bitiremeyiz sanırım.
İçindeki jel, cilt bakımından tutun, sindirim sorunlarına kadar her derde devadır. Ama maalesef yetiştirmesi biraz zahmetlidir. Bu çiçeği gece uyurken bile yanınızda tutabilirsiniz. Çünkü diğerlerinin aksine bu bitki gece de oksijen üretmeye devam eder. Adeta bir oksijen fabrikasıdır. Işığı ve bol suyu sevmez. Gölge bir köşede rahat olacaktır. Ve sularken yapraklarına su değdirmemeye dikkat edin. Hangi bitkiyi evinize almaya karar verdiniz? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.